Gerçekten var edecek gücü de ortaya çıkarır. Yaratı düşle başlar. İlerleme düşle başlar. Kurmak düşlemenin ardıdır. Her şey bir adamın düşleriyle başladı. Tragedyaların ana yurdunda bir ahir zaman tragedyası tohumundan umudun ve coşkunun destanını büyüten bir adamın düşleriyle. Yitirilmekte olan topraklarda erken yitirilmiş bir babanın ardında susuzluğa inat açan bir yaban gülü kararlılığı ile çok zor koşullarda neredeyse tek başına yetişen bir adam. Kimilerin o filmler, kitaplar dolusu tarihsel ve kurgusal yanılgılarında söyledikleri gibi zavallı bir
de birlikte koşacağı denk beyinlerin yokluğu açısından en yükseklerde bir tek başına. Adı Mustafa'ydı. Öyle hızlı gelişiyordu ki yanına mükemmelliğin yolunu anlatan Kemal'i de aldı. En zor, en içinden çıkılmaz gibi görünen günde şu sözü söyleyebilmiş bir adam. Geldikleri gibi giderler. Gerçekten geldikleri gibi de gitmişler. Hatta geldikleri o ilk anda gittikleri son hallerine göre çok daha iyi durumda olduklarını söylemek hiç de yanlış olmaz. ...1918 yılının Kasım ayında başında bulunduğu Yıldırım Orduları komutanlığının ortadan kaldırılmasıyla Adana üzerinden İstanbul'a dönüşünde Boğaz'da demirleyecekleri yerlerine giden düşman gemilerine bakarken söylemişti bu sözü. Hani kimilerinin rastlantısal bir görevlendirmeyi kötüye kullanarak her şeyi öyle bir yanlışlıkla başlattığını sağladıkları 19 Mayıs 1919'dan çok önce. Peki neden dönüyordu İstanbul'a? Çünkü Mondros'u tanımıyorum demişti. Çünkü İskenderun'a çıkmaya kalkan olursa ateş açarım demişti ve hemen dön emriyle Yıldırım orduları ve onun komutanlığı ortadan kaldırılmıştı. 13 Kasım 1918'de geldiği Haydarpaşa'da trenle binerken onu Çanakkale'den tanıyan bir çavuş limandaki askere tekbir verdi. Selam dur! Gelen Mustafa Kemal Paşa'dır. Perondaki askerler çakı gibi selam durmuşken çavuşun kulağına fısıldadığı emir derhal kulaktan kulağa yayıldı. Söyle, silahlarını vermesinler. Köylerine götürsünler. Emri uygulayan, silahlarını teslim etmeden saklayıp sessizce dağılan askerler 1919'dan çok önce milli mücadelenin cephesine ilk sevk edilen askerler oldu böylece. Haydarpaşa'dan karşıya askeri botla geçmek istediği zaman izin verilmedi. Çünkü 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan, 4 Yunan gemisi ve 6 denizaltıdan oluşan tam 61 parçalık donanma Osmanlı Devleti'nin başkentinin sularına demirlemek üzere sırtlan sürüsünü taşıyordu. O bu sırtlanları çok iyi tanırdı. Daha bundan 3 yıl önce Çanakkale'nin geçilmezliğine bir askere verilebilecek en zorlu emirle ben size ölmeyi emrediyorum diyerek imzasını attığı günlerden tanıyordu. Kartal istimotuyla karşıya geçerken arkalarından baktı ve mırıldandı. Geldikleri gibi giderler. Yanında Cevat Abbas vardı. Duydu, yanıt verdi. Bunu siz yapacaksınız. Aman ahreyleyim şu gönlüm.
Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Geldikleri gibi giderler sözü neye güvenerek söylenmiştir derseniz, elbette bu ve bunun gibi daha aklınıza gelecek pek çok söz, bir müneccimin sana bakarak söylediği sözler değil, düşünen, en önemlisi öz gücüne inanan bir beynin hesaplı, kitaplı, öngörülü. Düşünmeye çok önce başlamıştı. Bunun ilk izlerinden birini askeri okulda öğrenci olduğu günlerde görüyoruz. Bütün öğrencilerden savaş taktikleri üzerine bir ödev istendiğinde Selanikli Mustafa Kemal Efendi'nin kendine seçtiği ödev başlığı şu: Başkent İstanbul'a karşı Anadolu'dan geliştirecek bir isyan hareketinin gerilla taktikleri. 19'dan çok önce. O kadar. Takvim 1908'i gösteriyor. Mustafa Kemal Şam'da görev yaptıktan, oralarda gördükleriyle yurttaki aksaklıkları fark ettikten sonra ata yurduna, doğduğu topraklara dönüyor. Havada özgürlük kokusu vardı. Ülkede yıllardır süren baskı karşısında Selanik merkezde olmak üzere Rumeli'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin süren çalışmalarına özgürlükçü ruhu ile o da katkı verdi. Bu çalışmaların sonucunda ikinci meşrutiyet ilan edilecek ve yurtta 29 yıl askıda kalan anayasa tekrar devreye girecek. Olimpiyos Pirhanesi'nde hararetle tartışıyorlardı. Yanındakiler, Selanik'te daha mahalle aralarında arkadaşlıklarını başladığı, askeri okullarda da görev aldıktan sonra da yollarının hiç ayrılmadığı Nuri Bey, Salih Bey, Ali Fethi Bey ve o günlerde Selanik'in sağlık müfettişi olan Doktor Tevfik Müşkülek gibi isimlerdi. Hararetle tartıştıkları konu da Osmanlı'nın o günlerde hiç de iyi gitmeyen dış politikası. Yani şimdi var olmayan ön yüzbaşı diyebileceğiniz üsteğmenlikle yüzbaşılık arasında yürütmede olan Mustafa Kemal ağır eleştirilerden sonra biraz da şaka yoldu Doktor Tevfik Güçlü Bey'i gösterdi. Bir gün bütün bu yanlış politikaları Doktor Bey'le güzel bir cevabı verdi. Böyle bir kendini tutamadı gibi ne? Sen mi düzelteceksin? Evet Nuri, doktora harcayı nazlı yapacağım. Harcıya Nazır'ı bugün değil de Dışişleri Bakanı yani. Nuri Bey tekrar oldu. Beni doktora Harcıya Nazır yapacaksın ya beni. Ya seni de ordu kumandanı yaparım. Vali yaparım. Salih Bey dayanamadı. Aynı meşale ona katıldı. Ya herhalde bu arada pek de bir şeyler yaparsın değil mi? Salih, seni yaverim yapacağım. Ve yanımda hiç ayırmayacağım. Belki gülüşmeler artmıştı. Belki kendilerini hiç olmaz zannettikleri bu görevlerde bir an olsun düşünmek, 20'li yaşlarının henüz ortalarındaki bu insanları coşkulandırmıştı. Nuri Bey bir kez daha atıldı. Ya Allah'ını seversen Kemal! Ha bu arada Nuri Bey'in ömrü boyunca Mustafa Kemal'e Kemal diye hitap eden tek kişi olduğu söylenir. Ya Allah'ını seversen Kemal, sen kim olacaksın ki hepimize böyle bir takım makamlar, mevkiler dağıtıyorsun? İşte bütün bu memuriyetleri, makamları veren ne olursa ben de o olacağım. 19'da çok önce. Anımsatırım. Yıl henüz 1908. Mustafa Kemal yüzbaşı bile değil. Çanakkale olmamış, Nuri Bey çok bayılını inletmemiş. Ama gün gelecek, Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'da
Adana'da ordu komutanlığı ve valilik yapacak. Kuruluş sonrasındaki uygarlık savaşında Nuri Jonker bayrağı en önde taşıyanlardan olacaktı. Doktor Tevfik Güçlüaraz. Kurtuluş ve kuruluşa verdiği nice emeklerden sonra 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Atatürk'ün politikalarının sürekli izleyeni ve uygulayanı oldu. 11 Kasım 1938'de, 81 yıl önce bugün, İsmet İnönü'nün isteği üzerine Başbakan Celal Bayar tarafından kabinenin 11 yıllık İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile beraber görevinden alınana kadar da Cumhuriyet'in Dışişleri Bakanlığı'nı sürdürdü. Salih Bey, koca yürekli bozuk. Atanın yanından hiç ayrılmadı. O kadar ki 10 Kasım 1938 sabahında ondan ayrılmamakta kararlı olduğunu gösterdi. Başkomutan yanında yaver olmadan ölüme bile gitmez dedi ve kalbine dayadığı silahın tetiğini çekmekte bir an bile tereddüt etmedi. Neyse ki daha sonra kızının uzun yıllar boynunda bir kolye olarak taşıyacağı o lanet kurşun kalbini bulamadı. Salih Bey bu dünyada birkaç yıl daha geçirdi de anıları, tanıklıklarıyla Cumhuriyetimizin yaşam öyküsünün tarihe daha doğru yazılması için nice izler. Thank you.
kadar aydınlıktı ki onun ışığına güvendiğinden gözü gayet karaydı. 1915'te Çanakkale sularında zırtlanlar ilk denemelerini yaparken cephenin Alman başkomutanı Liman von Sanders Paşa dahil hiçbir komuta kademesinden kimsenin olanak vermediği, o yüzden de boş bıraktığı bir alana aldığı emirlere karşın birliklerini yöneltmiş ve bütün Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirmişti. Aldığı emirlere karşın hareket etmek, başarısızlığı halinde savaş durumunda kurşuna dizilmesini gerektirecek bir suçken, tarihe Arafatlılar kahramanı diye adını kazıdığı nice başarısından biri olarak yerini almıştı. Şimdi 19'dan hemen önce Osmanlı başkentinin sularına tek bir kurşunla karşılaşmadan girişlerini izlemek zorunda kalıyordu. Mütareke İstanbul'da durum, Devlet-i Âli Osman'ın yani o koskoca Osmanlı Devleti'nin kendini yaşadığına inandırma çabasından başka bir şey değildi. Göğsü madalyalarla dolu, anlı şanlı paşaların yerlerini şimdi ancak sünnetliklerini giymiş çocuklar gibi cuma selamlığında padişahın önünde el pençe divan duran bir takım kuklalar almıştı. Yani her şey kötü bir müsaade gibiydi. İşgalciler hiç sınır tanımadan canlarının istediği eve giriyor, şüphelendiklerini tutukluyor, sürüyordu. Mustafa Kemal Paşa da bu tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bir süre siyasete girip ülkenin yönünün belirlenmesine rol oynamak istedi. Genelkurmay Başkanlığı'nı ve Savaş Bakanlığı'nı yani Harbiye Nazırlığı'nı da üstünde bulunduran Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, bugünlerde İstanbul'da bulunmana gerekli görüyorum, sana burada ihtiyacım var deyince çağırınca o da çağrıya uydu. Ama o gelene kadar İzzet Paşa istifa etmişti. Onun yerine Tevfik Paşa görevlendirilmişti. Ama bu Tevfik Paşa ile bir şey yapmanın pek olanağı yoktu. O da gelir gelmez eski arkadaşı Tevfik Paşa Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Ali Fethi Bey ile İzzet Paşa'yı bir şeyler yapmak konusunda ikna etti. Yapmak gereken ilk şey bu Tevfik Paşa kabinesinin meclisten güven oyu almasını engellemekti. Kalktı meclise gitti. Vekillerle toplantılar yaptı. Onlara bir salonda güven oyunun olası sakıncalarını, neden güven oyu verilmemesi gerektiğini anlattı. Hepsini ikna etti. Vekiller güven oyu vermeyeceklerini söyleyerek salondan çıktılar. Oturuma gittiler. Adlar okundu. Oylar kullanıldı. Ve Tevfik Paşa kabinesi büyük bir çoğunlukla güven oyu aldı. Belki daha yarım saat önce aksini söyleyen vekillerin bu yaptığı siyaset karşısındaki ilk şaşkınlığını yaşatacaktı ona. O zaman daha büyük bir kapıyı çalmaya karar verdi. Kaldığı Pera Palas'a döner dönmez şehzadeliğinle birlikte çalıştığı padişahı Vahdettin'i aradı. Onunla görüşebilir, onu ikna edebilir, kurtuluşu sağlayabilirdi. Ya beni hemen kabul ederiz, birlikte çalıştık derken cuma selamlığından sonra olabilir diye bir yanıt aldı. Birkaç gün beklemek gerekiyordu. Cuma selamlığından sonra kabul edildi. Bir saate yakın süren bu baş başa görüşmede padişah o konuya yöneldikçe konuyu değiştiriyordu. O konuya yöneldikçe padişah konuyu değiştiriyordu. Sonuçta padişahtan şöyle bir soruyla karşı karşıya kaldı. Ordunun komutan ve subayları seni çok sever. Onlardan bana bir kötülük gelmeyeceğine dair güvence verir misin? Mustafa Kemal bu sözlerin ne anlama geldiğini düşünürken Vahdettin devam etti. Bak, yalnız bugünden söz etmiyorum. Bugün ve yarın sen akıllı bir adamsın paşa. Arkadaşlarınla konuş, onları bir sakinleştir. Bu sözlerin bir anlamı olmalıydı. Çok kısa süre sonra ne demek oldu ortaya çıktı. Padişah birkaç gün içinde meclisi dağıttı. Tevfik Paşa kabinesi artık meclis olmadan hükümet ediyordu. Aylar, hatta haftalar gibi kısa sürelerde kabineler değişiyor. Hiçbir hükümet kalıcı olamıyordu. Tüm bu değişim içinde Mustafa Kemal Paşa'ya da görev verilmiyordu. Sonuçta padişah sadrazamlığı çok güvendiği eniştesi Ferit Bey'e teslim etti. Damat Ferit dönemi işte 4 Mart 1919 günü resmen başlamış oldu.
O tarihten Ekim ayına kadar vekillerden, aydınlardan, devlet adamlarından 145 kişi tutuklanıp Malta'ya sürgün edilecekti. Bu yetimde bir yandan tutuklanmamak, sürgün edilmemek, diğer yandan da kurtuluş için bir umar bulmak gerekiyordu. Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte yurtsever, parlak komutanlardan Kazım Karabekir Paşa ile Albay İsmet Bey gibi isimleri de İstanbul'a çağırmıştı. Karabekir Paşa, o sıralarda İstanbul'da bulunmayı hem tehlikeli hem de gereksiz görüyordu. Sonuçta bir yolunu buldu, en kısa zamanda Erzurum'daki birliklerin başına geçti. Rahatsızlığından dolayı o günlerde İstanbul'da olan Ali Fuat Paşa da ilk fırsatta Ankara'daki birliklerin başına geçti. Mustafa Kemal'i de Anadolu'ya çağırıyorlar. Orada bir şeyler yapmanın çaresini arıyorlardı. Oysa İstanbul'a kalmış ve İsmet Bey ile Şişli'deki evde dikkat çekmeden seyrek seyrek yaptıkları görüşmelerde Anadolu'ya nasıl geçilebileceğini, sıfatsız, görevsiz neler yapılabileceğini araştırıyordu. Ve bu arada bütün ülke kaynıyordu. Halk bir yandan işgallerle, yoklukla uğraşırken diğer yandan işgalcilerin de kışkırtma ve kandırmasıyla imparatorluğun etnik unsurları birbirine düşüyordu. Yurdun dört bir yanında devletinden umudu kalmayan halk kendi haklarını korumanın yolunu arıyordu. Trakya Paşa ile Savunma Osmanlı Kurulu, Trabzon Ulusal Hakları Koruma Derneği, İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Derneği, Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği ve batıdan doğuya pek çok yerde görülen ulusal güçler, yani Kuvayi Milliye adı altındaki yapılar altında Yunan, İngiliz, Ermeni birlikleri, Rum, Ermeni çeteleriyle çarpışmaya başlamışlardı bile. 14 Mayıs 1919'da Ege bölgesindeki Rumlara karşı Türk vahşeti gerçekleştiği iddiasıyla mütareke maddelerine dayanılarak müttefiklerin İzmir'i işgal edeceği bir notayla duyuruldu. Gerekli hazırlıklar derhal yapıldıktan sonra 15 Mayıs günü Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde katılan ve daha önce Anadolu'ya sokulmayacaklarına dair garanti verilen, güvence verilen Yunan Krallığı askerleri İzmir'e çıkarıldı. Güzel İzmir, büyük helen rüyası gören Yunanların işgali altındaydı artık. İşgalcilere de yerel halka da yapılan soğukkanlı olma uyarılarına rağmen Metropolit Grisostomos'un Yunan askerlerini daha iyi limanda kutsaması ve o askerlerin sevinç içinde şehre yayılıp taşkınlıklar yapması Türkleri kışkırttı. Kalabalığın arasından böyle ellerini kollarını sallayarak giremezler diye seslenerek sarılan 31 yaşındaki Osman Nevres revolverini çekti ve Yunan mensup alayının başındaki bayrakları vurdu. Bu büyük öldürüm ve kıyımların başlangıcı oldu. Elbette en önce süngüler ve kurşunlarla öldürülen o Hukuku Beşer, yani İnsan Hakları gazetesinin başyazarı 31 yaşındaki Osman Nevres ya da kendine seçtiği abla Hasan Tahsin oldu. Çakıcı yar fidan boylu.
İzmir'in de işgal edilmesi hem de kıyımlara sahne olması Mustafa Kemal Paşa'nın yüreğinde bir kor olmuş yanıyordu. Bu arada aynı oyun bir süredir yurdun başka yerlerinde de oynanıyordu. İşgalciler Karadeniz'de Rumlara eziyet eden Türkler olduğu bahanesiyle gözlerini Samsun'a dikmişti. Samsun'daki ulusal güçlerin derhal bastırılması, olayların durdurulması için saraya baskı yapmaya başladılar. İngilizlerin 21 Nisan 1919 tarihinin notası Mustafa Kemal Paşa'ya gereksindiği tarihsel olanağı verecekti. Bahrettin o zamana kadar hiçbir etkili göreve yaklaştırmamıştı. Ama Samsun için iyi bir komutan gerekince, ya benim Mustafa Kemal Paşa diyiverdi. İngilizlerin seklerini yerine getirsin, Karadeniz'deki Türkleri bastırsın, dindirsin diye görevlendirildi. Harbiye Naziri Şakir Paşa çağırdı. Samsun ve çevre bölgesinde Rum köylerinin Türklerin saldırısına uğradığı üzerine bir rapor okuttu. İngilizlerin raporunda sorunu siz çözemeyeceksiniz, biz de hallederiz dercesine aba altından sopada gösteriliyordu. Şakir Paşa, olaylar böyle midir zannedersiniz dedi. Sanmıyorum ama bir şeyler olma olasılığı vardır. İşte böyle mi değil mi? Önce onu bir ortaya çıkarmak lazım. Bunun için de sizi uygun gördük. Memnuniyetle giderim ama benim görevim Türkler Rumlara eziyet ediyor mu etmiyor mu? Bunu anlamak mıdır? Evet dedi Şakir Paşa. Konuştuğumuz budur. Görüşme bitince Mustafa Kemal görevinin ayrıntılarını belirlemek için Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'yı aradı. Fevzi Paşa hastalık gerekçesiyle 20 gündür yerinde değildi. İşin aslı, daha sonra Fevzi Çakmak adıyla Türkiye'nin iki mareşalinden biri olacak olan Paşa, General Erol'u şehre gelişinde karşılaması istenince ben hastayım eve gidiyorum demiş, 20 gündür de ortalıkta duruyormuş. Yanına girip kapıları sıkı sıkı kapattıktan sonra ikinci başkan Kazım Paşa'ya Mustafa Kemal durumu anlattı. Beni İstanbul'dan uzaklaştırmak için gerekçe aramışlar, bu görevi bulmuşlar. Ben de zaten Anadolu'ya geçmenin yollarını arıyordum. Bak bundan olduğunca yararlanmalıyız. Kemal, ordu müfettişi olarak gidebilirsin. Güzel. Birlikte oldukça geniş yetkiler barındıran bir görevlendirme yazısı yazdılar. Bana vermek istedikleri görevlerin yanına şunları da eklet Kazım. Anadolu'nun her yerine emir verebilmeliyim. Samsun'dan başlayarak bütün doğu illerindeki güçlerin komutanı olmalı, valilere bile emir verebilmeliyim. Kazım Paşa baktı ve sordu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Uzat kulağını. Bu yetkiler olsa da, olmasa da bir şey yapacağım. Kazım Paşa güldü. Vazifemizdir. Çalışacağız. Sadrazam Damat Ferit görüşmelerinde açıklama istedi. Bir harita getirirse de müfettiş paşa bir anlatsa Samsun bölgesinde ne yapacaksınız? Efendim, bölgede karışıklıklar varmış, yerinde inceleyip hallederiz. Yanlarındaki Cevat Paşa onu destekledi. Böyle işler yerinde çözülür Sadrazam Hazretleri. Ne kadar bir bölgeye kumanda edeceksiniz şu haritanın üstünde bir gösterin bakalım. Mustafa Kemal elini haritanın üstüne koydu. İhtimal şöyle küçücük bir bölge diyiverdi. Cevat Paşa yine atladı. Efendim zaten nerede ne kuvvetimiz kaldı ki? Mustafa Kemal içinden Cevat Paşa'ya teşekkür ediyordu. Sadrazam konağından birlikte çıktılar. Bir gün sonra Fevzi Paşa'dan Genelkurmay Başkanlığı'nı devralacak olan Cevat Paşa çok içten bir tavırla sordu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet Paşa. Bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin.
kapısını, biraz da vakitsiz, teklifsizce çaldı. Kapıyı açan hizmetçiye hiç açıklama yapmaya gerek kalmadan ev sahibi geldi. Coşkuyla karşıladı. Vay! Ya bu ne haber? Bu ne baskı? Baktığında sana kısaca anlatayım dedi. Olan bir kere anlattı, sonra da ekledi. Bak, ben yerleşinceye kadar bana burada yardım edeceksin. İş başlayınca da yanıma geleceksin İsmet. İzmir'den işgal haberi gelmiş. Vedalaşırlarken Fevzi Paşa'nın dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Ya anlamıyorum ki, buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne akıldır? 16 Mayıs 1919 günü padişaha gitti. Vahdettin onun başarılarını şöyle kısaca övdükten sonra şimdiki görevin hepsinden önemlidir. Paşa, devleti kurtarabilirsin dedi. Devlet dediği kendi tahtı ve saltanatından başka bir şey değildi. Çok kısa bir süre önce o devleti kurtarmak için kendi bulduğu çözüm önerisi o devleti 15 yıl İngiliz sömürgeciliğine vermek olmuştu da İngilizler ya bizim işimiz başımızı açmış bir de sizinle mi uğraşacağız gibi bir yanıt vermişti. Çıkarlarken padişahın yaveri bir hediye uzattı. Üzerinde Vahdettin'in arabanın baş harfleri kazılı bir saat. Yola çıkmadan hemen önce Rauf Bey kulağına eğildi ve şöyle dedi. Kemal, ihbar aldık. İngilizler gemiyi yolda batıracakmış. Onun yanıtı, İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa yolda ölmeyi yeğlerim oldu. Öğle saatlerinde karargah heyetiyle birlikte derme çatma bandırma vapurunda yerlerini aldılar. İçlerinde hala tutuklanma ya da engellenme tedirginliği, akıllarında yolda çevrilme ya da batırılma olasılığı vardı. Kurmay Albay Refet, Kurmay Albay Manastırlı Kazım, Doktor Albay İbrahim Tali, Kurmay Yarbay Mehmet Arif, Kurmay Binbaşı Hüsrev, Topçu Binbaşı Kemal, Doktor Binbaşı Refik, Yüzbaşı Cevat Abbas, Kıdemli Yüzbaşı Ali Mümtaz, Yüzbaşı Sadıkoğlu İsmail, Üsteğmen Abdullah, Teğmen Muzaffer, Şifre Katibi Faik ve Şifre Katibi Yardımcısı Memdur yanında olmak üzere 27 yıllık kaptan İsmail Hakkı Durusu'ya hareket emrini verdi. Kaptan, ya ne aksi, bu denizi de pek iyi tanımam. Bu sulamız da biraz bozuk dedi. Ve dümeni bu coğrafyanın yepyeni yazgısının ilk adımına doğru kırdı. 19'un tam ortasında. Gemime bindim sürdüm Samsun'a. Açtım penceremi baktım her yana. Samsun'un gözleri dönüp Ceyran'a. Uyan uyan ağ gözlerim maralı. Allah'ım seni ya, seni bana yar yar ya. Bu gece gelen size ya, size bana yar yar. Allah'ım seni ya, seni bana yar yar ya. Bu gece gelen size ya, size bana yar yar. Senin gibi batırıp uyan uyan gözleri bağlı. Allah Allah seni ya, seni bana yar yar. Gece gelen size ya, size bana yar yar. Allah Allah seni ya, seni bana yar yar. Gece gelen size ya, size bana yar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir 15 dakikadan sonra ikinci perdemiz başlayacaktır. Çok teşekkür ederiz ilginiz, alakanız ve dinleyiciniz için. Görüşmek üzere.